Hadi bir uygulama görelim. Tabii. Mesela böyle bir şeyi neyle zımparalıyorsun? Sokaktan bulduğumuz böyle bir şeyi. Su zımparasıyla mı? Motorlu zımparayla mı? Motorlu zımparayla. Çünkü bunların üstünde genelde yılların birikimi şey oluyor. Toz, kir. Evet. Bu tahtanın... Tabii tabii gerçek dokusunu vermemiz için bayağı böyle sağlam bir zımpara yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu ben hazırlamıştım zaten. Evet, buyurun. Burada da ses olmaması için getirmedim aslında malzemelerimi. Olsun, önemli değil. Bunu keserken özellikle böyle yumuk, hani gelişi güzel kesiyoruz ki o dokuları efekti daha güzel verebilelim. Evet. Şimdi bu bildiğimiz normal bir bulaşık süngeri. Ne süreceksin şimdi buna? Akrilik su bazlı bir boya kullanıyorum. Ha, boyayacaksın. Evet evet boyayacağım ama buyurun. Biraz farklı bir efekt yapacağım buna. Şöyle. Böyle gelişi güzel eğer sürersek daha böyle bir eski hava verebiliyoruz buna. Gerçi siz bu boyayla ilgili daha önceki programlarınızda sizden çok şey öğreniyorum ben. Evet, çok teşekkür ederim. Çok süper güzel. Peki bunun Instagram hesabın var değil mi? Tahtapono diye Instagram... Bir şey değil değil mi orada satış yapmıyorsun? Yok satış yapmıyorum. Onu söylemeyelim yine de. Biz duyuracağız onları. Bugün bir paylaşım yapmadık. Yarın yaparız. Bunu böyle gelişi güzel sürdüğümüz zaman hem ağacın altındaki bak ne güzel oldu. Dokusu da kaybolmuyor. Biz de senden öğreniyoruz bugün. Süper güzel. Ben de sizden çok şey öğrendim. Daha önceki programlarınızdaki evet. Bu boya efektiyle. Şimdi herkes bir şeyi görüyor. Oradan evet. Bir şey alıyor. Kendine göre yorumluyor. Aslında önemli olan da bu zaten. Peki babandan böyle işte matkaptı, dübeldi öyle şeyleri yapıyorsun. Tabii tabii babamdan onları öğrendim. Resim kabiliyetim zaten hani çocukluğumdan beri olan bir şeydi. Kendini geliştirdim evet, bu konuda. Evet birleştirdim harmanladım ikisini. Sen aslında ne okudun? Farklı bir şey okudun herhalde. Makine ressamlığı, teknik resim diye evet. Okuduğum bölüm. Vallahi çok 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 güzel. Şimdi bu bir... Tur bekleyeceğiz ama bunu biraz kuruyacak. Üstüne tekrar atacağız bir kat daha. Bir, evet. 2-3 dakika içinde kurur zaten. Daha sonra da üzerine yazımızı yazacağız. Nasıl gitti? Ben yazdım. Sen birdenbire baktım ki burada yazmış, bitirmiş. Sizi kırmadım, aşkta yazdım. Oh, aşkta yazdın. Oh, süper güzel. Vallahi bayıldım. Yani... bir kere senden de bugün öğrendiğimiz güzel bir şey şu şeyle boyaman oldu. Bir yerde marka bir firmada. Marka iletişim uzmanı. Marka iletişim uzmanı aynı zamanda Yeşim. Kendi atölyesinde artık siparişler de kabul ediyor. Biz onun sosyal medya hesaplarını duyuracağız size. Vallahi süpersin. Yani teşekkür ederim. Mükemmel bir geri dönüşüm hazırlamışsın. Otur lütfen. Çok çok güzel oldu. Böyle bir zımparayla zımparalıyorsun değil mi? Şimdi bunları zımparalarken elektrikli zımpara kullanıyorum. Hani üstündeki evet. Tozu atması için, dokusunun çıkması için. Ama bu Hindistan cevizi kabukları için kolye yapımında evet daha böyle elle kıl testereyle kesip bununla da şekillendiriyorum. Yani ben her zaman onu diyorum. Aslında hep... doğada atık önümüzde duruyor bir sürü şey. Hı hı. Bir bakmak lazım. Hani gerçekten biraz elimizi hani iyi bir şeyler yapabilmek için el alıştırmak için de çok iyi. Arkasına hani matkabı, vidayı evet. Yapmak için. Ben de çok videolar seyrediyorum. Gerçekten çok güzel şeyler yapılıyor.